Evet arkadaşlar, değerli takipçiler, obiciler, akvaryum severler, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce de canlı yayında bahsetmiştim. İki tane lepistesimiz doğurmak üzere, hatta biri doğurdu doğuracak. Bunu yavrularımıza alacağız. Bunu da size emizletmiş olalım. Hem de birkaç püf noktadan bahsedelim. Önce bir gebe balıklarımızı yakından gösterelim. Şunun altı kararmış. Artık yavrular belli oluyor. O kadar. Bir de diğeri. Bir de bunlar ikisi de akşam sabahı doğuracak. Gün aşırı doğurması lazım. Bir gün arayla muhtemelen. Biz bunları yavruluğa koyacağız. Ve eğer yavrulukta doğum anını yakalarsam onu da canlı yayın yapacağım. Buradan da onu size bilgisini vermiş olayım. Şimdi yavruluğumuzu önce suyun içine batırıyoruz biraz. Ve cama yapıştırıyoruz. Bu şekilde sabitlendi. Burada akvaryum malzemelerimiz var. Buradan küçük kepçemizi alıyoruz. Şimdi gebe lepistesimizden incitmeden yakalayacağız. Evet, yavrular saldık. Diğer gebe lepistesimiz nerede? O da arka tarafta. Onu da incitmek istemiyorum. Evet, onu da yakaladık. Zaten görüyorsunuz ki doğurdu doğuracak. Arka öyle bir şişmiş ki. Böyle bir kararmış ki. Yavrular orada belli belli ya. Yavrular çok belli burada. İki balığımız da yavruluğa aldık. Daha önceki balığımız 50-60 tane yavru yapması gerekiyordu. Piyasada 30 tane yavru var. 20 tanesi muhtemelen ziyan oldu. Şöyle floresana da indirelim. Daha net göstereceğiz. Muhtemelen 20 tane ziyan oldu. Ziyan olmaması için biz burada yavrulatacağız onlara. Yavrular aşağı düşecek. Izgaradan aşağı düşecek. Ve yavruladıktan sonra annelerini tekrar akvaryum içerisine salacağız. Bu yavrular burada kalacak. Bu yavrular burada 3-5 gün falan duracaklar. Ve de ben daha önemli bir konu. Yavrular ölmesin diye günde 2 kere şöyle suyu yukarı salıp yukarı aşağı bunu kaldıracağım. Akvaryum içerisinde yavruluğun içerisinde oksitlenme falan vesaire birçok değişik madde oluyor. Yem oluyor, balıkların dışkıları oluyor. Yavruları zehirlemesin diye yavruluğu yukarı aşağı kaldıracağız. Temiz su gelecek, kirli su dışarı çıkacak ve yavrularımız ölmeyecek. Evet, balıklarımızı görüyorsunuz arkadan. İkisinin de yavruları o kadar çok belli ki artık neredeyse yani kafa göz belli olacak. Tabii ki o top halinde oldukları için buradan anlaşılmıyor. Arkadaşlar, içeride daha bir iki tane gebemiz var. Onlar daha küçük, daha onlar daha tam olmadı. Dediğim gibi şeyde eğer yakalar isek tam yavrulama anını, buradan canlı canlı naklen size canlı yayın yapacağım. Ben de olacağım. Evet, prenses Ejim de olacak. İşte daha önceden bahsetmiştim zaten. Dekor 10 numara. Mükemmel bir dekor var. Yavrular içeri saklanıyor ama daha doğurduğu gibi top halinde salıyor yavru canlanana kadar. Diğer balıklar onları yeme ihtimali olduğu için bu şekil deneyeceğim. Bu da diğer dişi. Doğuran dişi. Bu kocaman dişiden 50-60 tane yavru çıkar. Piyasada 30 tane yavru var. O yüzden bu şekil bir uygulama yapacağım. Yavrular birkaç gün kendini toparladıktan sonra yem atacağım. Bu balıklar iyice karnı doyacak. Yemi yerken yavruları sakince gördüğünüz gibi mercanların, kayalıkların içine doğru salacağım. Ve yavrularımız orada saklanacaklar. Daha sonra dışarı çıkacaklar. Zaten bizim diğer yavrularımız da içeride. Onu bir bakalım. Görebiliyor muyuz yavruları? Suda çok dalga var. Şeyi keseyim. Motorun çalışmasını keseyim. Dalga kesilsin. Tamam. Evet, yavruları görüyorsunuz zaten su üzerinde. Adeta dans ediyorlar. Bu iki balığımızdan 100 adet yavru bekliyoruz. Burada 100 adet yavru olursa muhtemelen çok da güzel olacağını düşünüyorum. Bir arkadaşımın da öyle küçük yavruları çok fazla varmış. Ondan da bize yavru verecek. Buranın içine salacağız ve burası cıvıl cıvıl
Tam bir lepistes akvaryum olacak. Sadece lepistes değil. 3 adet çöpçümüz. 6 adet, 5 adet de vatos balığımız var. Tül vatos, LDA, red, düz, albino, tül ve düz olarak da vatoslarımız da var. Arkadaşlar, şimdilik videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. İnşallah görmüş olduğunuz dişilerimizi doğurmak üzere olan dişilerimizi doğururken yakalayıp canlı yayın yapmayı bize Allah kısmet eder herhalde, inşallah diyorum. İnşallah. Arkadaşlar, şimdilik videomuzu sonlandıracağız. Bir sonraki bomba videoda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki videomuzda doğum anı canlı olur. Bildirim gelirse muhakkak girin. Sadece onun doğumuna, eğer doğumu yakalayabilirsem, doğumdan sonra demiyorum, doğumu yakalayabilirsem canlı yayın açacağım. Bildirim gelirse direkt canlı yayına açıp girerseniz de siz de izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.